Erzincan'dan gelmemizin sebebi toprağa bağlı kişilerdik. Ne yazık ki bir babanın 5 oğlu olduğu zaman bu baba öldükten sonra her kişi 2 veya 3 veya 5 dönüm tarla düşüyor. Yabancı olduğumuz için ikinci insan olarak muamele görüldük. İkinci insan muamelesi yani ki bugün beyaz siyah ayrımı. Burada modern köle hayatı yaşanıyor. Bu Almanya benim veyahut da benim gibi gençleri baştan çıkaran bir bataklık. Neticede insan biliyor hapishaneye gelip yani. Bu tamamen feda edilmiş bir kuşaktır. Bakın önümde Krieg dergisinde çıkmış olan bir röportajda Almanlardan nefret ediyorum diyen 14 yaşındaki bir Türk delikanlısı ne diyor? Diyor ki, ich bin erst 14 und weiß schon nicht mehr wie es weitergehen soll. Ich bekomme keine gute Arbeit, weil ich nicht zur Schule gehe. Yani iş gücü ihraç ettik. Ne ithal ediyoruz? Genç tutsun ithal ediyoruz. Federal Almanya'daki işçilerimizle ilgili ve bu sorunlarla ilgili çok şeyler söylenildi, yazıldı, anlatıldı. Bana kalsa bunların hepsi satiri kaldı çünkü sorunun özüne inilemedi. Sorunun özü bence entegrasyon sorunu. Daha doğrusu bunu Türkçe somutlaştıracak olursak toplumsal uyum sorunu. İşçi isteyen ülkeler bu insanları niçin istediklerini biliyorlardı. Ucuz ve sağlıklı kişiler kullanmak. Ya biz, bizler? Hepsi 2060 lira. 110 lira kira. 90 lira taksit. Hı hı. 500 lira katın borcuna. 900 lira da bankaya. Çok güzel. İstife yani. Bu da sana. Bu da bana. Ama bunlarla ben ne yaparım ki? Sıkmazsak nasıl mark biriktiririz? Memlekette bir kat daha alırsak belki kurtuluruz. 3000 lira kira. 3000 daha gelirse 6000 lira. 6000 lira neye yeter? 200 Deutsche Mark. Bir mark 30 lira. Achtung. 27610 an die Arbeit. Achtung. 29989 an die Arbeit. Achtung. 23510 an die Arbeit. Sie erwarten ein Baby. Sen sigaranı yak bunlarla. Para için değil mi bunca rezillik ha? Al işte al. Düş borcumdan 1200 Deutsche Mark. Al. Yeter! Nen var senin gene? Gebeyim. Ne? Bayılmışım. Kranka götürmüşler. Hamileyim. Çocuğumuz olacak. Nasıl büyütürüz? Anamız babamız da köyde. Benim kazancım yetmez. Sen işten çıkamazsın. Para da biriktiremeyiz. Bir çare bulmalı. İstemiyor musun?
Rezil olur çocuk. Bir çare bulmalı. Bir çare! Para için değil mi bunca rezillik ha? ...500 lira katın borcu, 900 bankaya. Gel şu işi yapalım, bir şey olursa aldırırız anam. Ne düşünüyorsun kız, dünyada ilk sen gibi olmuyorsun ya, aldıracaksın tabii. Aldırmazsan hepiniz perişan olursunuz. Çocuk da sen de kocan. Türkiye'ye döneceğin zaman yap çocuğu. O arada katın borcu biter, dükkanı da açarsınız. Sen de bebeni büyütürsün. Hem de kocana yardım edersin. Buradakilerin haline baksana kız. Ama Emine abla... Aması maması yok kızım bu işin. Benim gibi aldığın parayı da kürtaja yatırma ha. Kadınlıktan kesilsem diye her gece dua ediyorum. Beni dinlesen aldır. Ben demedim mi sana aldıracaksın diye? Merhaba. Ayın bir bitti. Danke schön. Prost. Prost. Şerefe! Ne ballısın! Hop hop, karışmayalım! Hadi biraz çabuk oyun inmeller, saat parası veriyoruz ya! Kahveye mi çalışacağız? Hadi at bakalım, at, at at at! Buraya kadar, hop! Araya girdi! Hadi beyler buraya kadar! Bilmem de oynuyor, bilmeyen de! O da açamadı, biz de açamadık! Hadi karıştırın, karıştırın, hadi çabuk! Tamam mı? Tamam mı? Hayır. Ne? Hayır, tamam değil. Doğuracağım. Sen istemesen de doğuracağım. Peki, peki. Ne istersen yap. Paran var mı? Kaybettin değil mi? Yok para, yok! Ver şuraya. Ver! Bırak!